Nurcan Hocam, tabii biz sağlıklı insanlar dışarıda durmuyoruz, evimizde zaman geçirmeye çalışıyoruz ki şu süreç gerçekten herkesin kendisini izole etmesi gerektiği bir süreç. Çünkü virüsün nasıl yayıldığını bizler de takip ediyoruz, bilim insanları sizler de takip ediyorsunuz. Çünkü daha virüsü tanımıyoruz, yeni yeni tanıyoruz. Vücudumuza bağışıklık kazanacak mı, onun semptomlarını takip ediyoruz. Tabii bu esnada da gebelerimiz evde nasıl zaman geçirecekler? Az önce dediniz evet egzersiz yapsınlar dediniz. Ama tabii normalde de gebelerimiz biraz hareketsiz bir yaşam sürüyorlar çoğunlukla. Peki bunun önüne nasıl geçecekler? Evet, maalesef en büyük sorun bu. Evde nasıl zaman geçireceğiz? Eskiden yürüyüş yapın diyordum. Zor geliyordu ama şu anda sadece yürüyüş yapmak istiyorlar ama hele de bahar geldi. Çok zor evde tutmak insanları. Gebeleri de çok zor ama evde kalmaları gerekiyor. Evde yürüyüş programları var. Evde pilatesler yapılabiliyor. Gebe pilatesleri var, çok güzel. Dediğim gibi yürüyüş bantları varsa onu yapabilirler ve mutlaka spor yapmak zorundalar. Gebelerin özellikle spor yapmaları lazım. Bir de şu anda evde kaldıkça insanlar sürekli yemek programları var televizyonlarda, kabus gibi, ve sürekli onları seyredip sürekli bir şeyler yiyorlar. Ve ciddi kilo sorunlarımız da olacak bu süreç sonunda. Gebelerin zaten kilo problemi varken bir de bu başımıza geldi. Çok fazla yemek yiyorlar ve çok fazla. Şimdi bir kere yemek programını yapacaklar kendilerine. Neleri yiyebileceklerini mutlaka çıkaracaklar. Günde 2000 kalorinin üzerine asla çıkmamaları lazım. Yani tabii kiloya göre değişiyor. Belki 1500 de olabilir. Çok uzun boylu ya da işte body mass indeksi düşük olanlar için. Vücut oranları da. Evet evet. Ha, ama mutlaka sabahtan programlayacaklar ki kontrolsüz yemesinler. Yaptıkları yemekleri diyet yemekleri yapacaklar. Çünkü kalorilerini yakacak bir ortam yok. Çalışamıyorlar, spor yapamıyorlar. Bir de fazla beslenirlerse inanılmaz kilo almış olacak olarak çıkacağız bu süreçten. Ve sağlıksız beslenme olacak. O yüzden de mutlaka beslenmenize mecbur kalori hesabı, normalde çok yaptırmıyorum kalori hesabı ama yapacaksınız. Yani meyve, taze sebze meyve yemeye çalışacaksınız. Kuru meyveler çok lezzetli, çok tatlı ama çok yeniliyorlar. O yüzden tatlı yerine evet onu yiyin ama taze meyve sebzeyi tercih edin. Yağı mümkün olduğu kadar minimum miktarda kullanın. Yani mümkün olduğu kadar bir tencereye bir kaşık yağdan fazla koymayın. Salatalarınıza bir tatlı kaşığı yağdan fazla koymamaya çalışın ve ekmeklerinizi mümkün olduğu kadar kepek ekmeği ve minimal düzeyde azaltmaya çalışın. Ekmek yeme ya da pasta börek yapmamaya çalışın. Çok rica ediyorum evde. Çünkü evinde hamur işini hayatlarından çıkarsınlar. Çok iyi olur. Evet, evet, evet. Çok iyi olur çıkarabilirlerse. Makarna pilava asla çok yüklenmemelerini istiyorum. Sebze, çorba, salata, yoğurt gibi ve taze meyvelerden faydalanırlarsa çok daha rahat bir gebelik geçirecekler. Çünkü yiyecekleri tabii bu sefer yakamayacak vücut. Oturacaklar, belki hareketsiz bir dönem geçirecekler. Tabii evin içerisinde de çok daha fazla belki alan da dar olduğunu göz önünde bulundurursak biraz süreci stresli ve sıkıntılı atlayacak evet, gebelerimiz. Evet, evet, evet. O yüzden daha dikkat, yani normalde zaten dikkat etmeleri evet gerekiyor yiyeceklerini ama bu süreçte çok daha fazla özen göstermelerini istiyorum. Peki sıvı tüketimi Nurcan Hocam? Değişmiyor. En az 2 litrenin üzerinde mümkünse 3 litre sıvı tüketmelerini istiyorum. Çünkü yani dışarıya çıkmasalar da sıvı çok önemli. Hem bebek ve hem anne sağlığı için. Zaten hastalıkların başında en güzel savaşta ki bu hastalıkta da çok kötü akciğer enfeksiyonu oluyor. Evet. En önemli kurtarıcımız sıvı tüketimi. Çok bol bol su içmelerini istiyorum. C vitamininden de çok zengin beslenmelerini istiyorum. Yeşil meyve sebzeler, işte portakal, mandalina, bol bol kivi. Peki gebelik sürecinde her yedikleri yiyecek bebeğime yarasın mantığıyla yiyorlar genelde gebeler. Bu doğru bir mantık mı? Doğru bir mantık ama bu fazla yemelerini evet gerektirmiyor. Şöyle bir doğru bir mantık. Sonuçta bebeğin hiçbir şeyi yok, kaynağı yok. Tek kaynak sizsiniz. Siz doğru beslenirseniz bebek de doğru beslenir. Belki yarın kanser mi olacak bebeğiniz? Kalp hastası mı olacak? Tansiyon hastası, astım mı olacak? Alerjik mi olacak? Belki de bugün yedikleriniz belirliyor. Paketli gıda evinize sokmayın. Mevsim dışı meyve sebze tüketmeyin. Çünkü hangi
ilaçlar kullanılıyor, hangi hormonlar kullanılıyor, o sizin tabağınıza gelene kadar ne türlü şeylere maruz kalıyor bilmiyoruz. Tarladan gelen şeyi yemeye çalışın. Mümkün olduğu kadar yörenizde yetişen, çok fazla böyle dışarıdan gelen, başka ülkelerden gelen şeyleri yememeye çalışın. Yörenizde ne varsa onu yemeye çalışın ki çok daha sağlıklı beslenmiş olursunuz. Ve bebeğiniz yarın öbür gün size müteşekkir olarak döner. Evet, sağlıklı. Yani mevsim meyvelerinden ve mevsim sebzelerinden o ayın, o baharın, mevsimin, o yazın, mevsimin neyi varsa onu yiyin diyorsunuz. Evet. Çünkü daha sağlıklı bir bebek dünyaya getireceğini söylediniz Nurcan Hocam. Tabii bununla birlikte işte koronavirüs dedik hocam. Yani artık koronavirüs bir şekilde insanların psikolojisini de rahatsız etmeye başladı. Bu tabii gebelerimizi de çok etkiledi. Programın başında söylediniz, çok stresli geliyorlar, biraz moral bozukluğuyla geliyorlar dediniz. Tabii eşleriyle beraber geliyorlar, en önemlisi o mutluluğu yaşamak için. Tabii az önce hocam içeride muayenelerini ederken biz de dışarıda hastalarımıza, hasta yakınlarımıza röportajlarımızı yaparken içeriye girememekten de tabii o mutluluğu yaşayamıyoruz dediler. Tabii evde de bunu üstüne basarak belirttiniz. İzolasyon, sosyal mesafeyi korusunlar. Evet. Gebeler kendilerini daha böyle bir itinalı bir şekilde. Evet tabii korusunlar. Şimdi eşlerine karşı kendilerini çok da yani mümkün değil. Birlikte yaşıyorlar sonuçta, birlikte yatağa giriyorlar. Korumak mümkün değil. Önemli olan eşlerinin dışarıda kendilerini, evet, koruması. Önemli. Eğer korumazlarsa yani gebenin dışarıya çıkmaması bir anlam ifade etmez. Eşinden alır. Evet. Mümkün değil tamamen ayrı yaşamaları. Zaten psikolojik olarak da bunları çok yıpratan ve çok kötü gelen bir şey olur o. Eşleri de tabii ki bir arada olacaklar. Her türlü yaşantılarını sürdürecekler. Ama eşleri dışarıda kendilerine dikkat edecekler. Eğer çalışmıyorlarsa zaten aynı izolasyonu onlar da şeyler. Ama dışarıda çalışmak zorundalarsa zaten çok %90 herhalde %70-75 toplumu şu anda çalışamaz durumda. Evet. Belli sektörler çalışıyor. Evet. O çalışan sektörlere dahilse eş kendine dikkat edecek, evine mikrop korona getirmemeye çalışacak, hijyen kurallarına mutlaka biraz önce gebeler için söylediğim şey, evden çıkmadan önce ellerini yıkayacak kapıda. Eldiven çok yalancı bir koruma sağlıyor. Zannediyor ki eldiven takarsa olur. Eldivenle burayı elliyor, ağzını elliyor. Eğer öyle olacaksa olmaz, takmasın, evet, o eldiveni. Bakın önemli bir mesaj sevgili izleyenlerimiz, Nurcan Hocam genelde gebe yakınlarına ilgilendiren bir mesaj veriyor, eldiven konusu. Evet. Ona güvenerek sanki bu eldivenle yüzüne dokunursa ya da başkasına dokunursa, halbuki buradan ha eldivenle almışsınız, ha direkt cildinize almışsınız. Evet. Direkt aktarıyorsunuz. O yüzden eldiven takacağınız zaman aynı takmamış gibi davranacaksınız. Yani sağa sola dokunmayacaksınız. Dokunduğunuzda ağzınıza yüzünüze götürmeyeceksiniz. Yani eldiven koruma değil. Evet. O anlık koruma ama eldivenle yüzünüze dokunuyorsanız korunmuyorsunuz. O yalancı güven hissine dikkat etmek lazım. Eğer öyle yapacaksanız hiç takmayın. Ellerinizi bol bol yıkamak, yani sık sık yıkamak daha iyi koruma sağlıyor eldivenden çok. Ama hastaneye geldiniz, ortamın düzgün olduğunu düşünmüyoruz diyelim. Hastanede biz özellikle polikliniğe girerken taktırıyoruz ama hastaneden çıkar çıkmaz çıkarın diyoruz. Evet. Ağzınıza burnunuza sürmeyin o eldiveni diyoruz. Tabii bu anlamda hocam antiparantez şunu da belirtelim ekranları başındaki Kanal 58 izleyenlerimize. Avrasya Hastanesi bu noktada gerçekten çok hassas ve hastalarını, yakınlarını çok düşünen bir yapısı var. Çünkü içeriye giren her kişiye ateş testi yapılıyor. Maskesiz hiçbir şekilde alınmıyor. Eldivenler takılıyor. Dezenfektanlar hemen ellerine dökülüyor. Yani öyle bir koruma var ki burada gerek hastaları, gerek hasta yakınlarını, gerek insanları. Yani gerçekten Avrasya Hastanesi bu noktada tebrik ediyorum ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Korunmak zorundayız, hastaları korumak zorundayız çünkü bunun önüne geçemeyiz. Binlerce hastanemiz olsa yatacak yer kalmaz. Yüzlerce yatağımız olsa dolar çünkü milyonlarız biz. Yani milyonlarız. Her bir kişinin hasta olduğunu düşünün. %50'sini semptomsuz atlattığını düşünün. O kalan %50'sini de evde geçirdiği %25 dediğiniz o kadar büyük bir kitle ki. Yani bunun tek yolu koruma tedbirleri. Hastalığı tedavi etmek değil amaç.
korunmak önemli olan. Mecburen hastalananları tedavi ediyoruz ama asıl amaç korunmak. Korunmamızı sağlamazsak, izolasyonumuzu sağlamazsak asla başarılı olamayız. Hiçbir toplum başarılı olamaz. Ve biz aynı hataları İtalya'nın, İspanya'nın, Fransa'nın yaptığı hataları şu anda New York gerçekten çok kötü durumda. Daha kötü o duruma düşeriz. Yani bu evde kal çok önemli bir mesaj. Lütfen uyalım. Zannetmeyin size bir şey olmaz. Herkese olur. Yani başbakanları oluyor, en ünlü futbolcular oluyor. Niye evet. size olmasın? Ya Allah tarafından korunmanız yok. Siz Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Siz kendinizi koruyacaksınız. Yoksa bulaşır. Bulaşması o kadar kolay ki. Yani şu şeyde ortamda 15 dakika kalsanız, bir kere hapşırsanız büyük partiküller 15 dakika sonra düşüyor ama 3, 4, 5, 6 saat sonra küçük partiküller yani buradan geçen biri onları alıp çok güzel enfekte olabilir. Sık sık evinizi havalandırmalısınız. Havalandırmak çok önemli bulunduğunuz ortamları. Biz her hasta çıktıktan sonra birazcık açıyoruz ki havalansın, ondan sonra almaya çalışıyoruz. Buna rağmen %100 koruma diye bir şey yok. Ama elimizden gelen bu. Evet, insanlar kendilerini koruyacaklar. Evet. Ve biraz da kendi kendimizin de doktoru olacağız. Mecburen şu dönemde çok kötü olmayan hastalarda virüs varsa bile, hastalık varsa bile ağırlaşmadan yatırmıyoruz hastaneye. Siz evde izolasyonunuzu yapacaksınız, aile bireylerinden tamamen ayrılacaksınız, karantinaya alacaksınız. Aile bireyleri de karantinada kalacak. Onlar da çünkü sizden alıp dışarıya taşıyabilirler. Ama çok ağır olduğunuzda, nefes darlığı çektiğinizde, ateşiniz 38'in üzerine olduğunda o zaman yatırıyoruz hastaları. Ve öyle bir şey ki Nurcan Hocam, bu illet diyelim, çünkü koronavirüs süreci daha yeni tanışıyoruz çünkü. Hani kimden bulaştığını bilmediğiniz gibi taşıyıcılara bir şey olmuyor. Taşıyıcı bulaştırdığı kişilerde ekslerle karşılaşıldı. Tabii. Entübe hastalarla şu anda karşılaşıyor. Yani solunum cihazlarına bağlı olan hastaları duyuyoruz, görüyoruz. Ama taşıyıcı, bulaştırıcı ayakta. Hiçbir şimdi şey bazı insanların dirençleri yüksek oluyor. Yani bu normal gripte de öyle. Çok hafif grip atlatabilir, farkına varmadan atlatabilir, biraz öksürebilir, biraz balgam çıkarabilir ya da gripten ölen şimdiye kadar bir sürü insan var. Normal gripten ölen bir sürü insan var. Bunda da aynı şekilde. Direnciniz çok yüksektir. Farkına bile varmadan geçirirseniz ki biraz önce söyledim %50'si bu şekilde geçiriyor. Ama bu bulaştırmayacağınız anlamına gelmiyor. Karşınızdaki herkese, karşılaştığınız herkese sanki hastaymış muamelesi yapın. Ondan hastalık alabileceğiniz şüphesiyle yaklaşın ve tokalaşmayın. 2 metreden fazla yaklaşmayın. Çok uzun süre kapalı ortamda kalmayın. Bol bol havalandırın, sürekli temizlik yapın demiyorum. Her dokunduğunuz yeri sürekli dezenfektanla silmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Sadece genel bir temizlik yapın. Evinize işte ona bir oranında çamaşır suyuyla temizleseniz zaten yeter. 10 ölçeğe 1 ölçek oranında zaten yeter. Bol bol ağız, burun, el hijyenine dikkat ederseniz yeter. Dışarıya çıktığınız giysilerle mümkün olduğu kadar evde dolaşmayın. Yıkanabilecek şeylerle çıkın. Yıkayamadığınız mesela kaban gibi, palto gibi en az 7-8 saat. Şimdi güneş de çıktı. Güneş de balkonda havalandırabilirsiniz dış giysilerinizi de. Halloluyor. Güneşten etkileniyor virüs. Ama havalandırmadan içeride bırakmamaya çalışın. Evet, tabii gebelerimiz evlerinde temizlik yaptıkları zaman çok da abartılı kimyasal ürünler, kesinlikle, maddeler kullanmasından hem kendilerine zarar verebilir, bununla birlikte bebeğe de zarar verir, değil mi? Kesinlikle. Yani çok zaten hiç kimyasal kullanmayın diyorduk ama maalesef şimdi bir şu çamaşır suyu kullanmak durumundayız ev, evet, hijyeni için. El dezenfektanlarını kullanmak zorundayız. Onun dışında başka kimyasallara mümkün olduğu kadar uzak durmaya, mesafe koymaya çalışsınlar.